Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Sallu ala şefii'u zunubina Muhammed. Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Rabbimiz içerisinde bulunmuş olduğumuz bu mübarek Şaban-ı Şerif'i ve bu güzel günleri hayırlı, bereketli eylesin. Rabbimiz cümlemizi sıhhat afiyetiyle Ramazan-ı Şerif'e ulaşan kullarından eylesin. Kıymetli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Birinci okuyacağımız hadis-i şerifimiz Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Eyyüküm mâlu vârithihi ehabbu ileyhi min mâlihi. Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir. Bir malımız var, bir de miras bırakılan bir mal var. Bizim malımız mı daha sevimlidir? Miras bıraktığımız malımız mı? Efendimiz sahabe-i kirama dini öğretmek için böyle bir soru sordu. Sahabe-i kiram dediler ki, ya Resulallah, مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلَّا مَالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ. Yani hepimiz malımızı her şeyden fazla severiz. Malımız. Mirasçının malından da daha fazla severiz deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu öğüdü, şu nasihati, yani bir Müslümanın hayatında mala karşı, mülke karşı nasıl bir tavır takınması ya da nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini şu mübarek sözleriyle ifade buyurdular. فَاِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ. Muhakkak ki senin malın, yani kişinin malı önden gönderdiğidir. Yani ahirete şimdiden göndermiş olduğudur. وَمَالَ وَارِثِهِ مَا اَخَرَ. Artık mirasçısının malı ise harcamayıp da geriye bıraktığıdır. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevilecek malın, sevinilecek malın ahirete gönderilen olduğunu ifade ediyor. Bizim malımız var. Diyelim öldük, yine bir malımız mirasçılarımıza kaldı. O mal mı bize daha sevimlidir? Yoksa hayattayken Allah rızası için fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine ve dini mubini İslam kalkınsın diye yapmış olduğumuz yardımlar mıdır hayırlı olan? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden önce yaptığımız bütün yardımların mal olarak hayırlı olduğunu ifade ediyor. Zaten neticede baktığımız zaman kişi ne kadar zengin olursa olsun nihayetinde ölür. İşte hocamız şimdi bir sela okudu. Hep böyle selaları duyuyoruz. Birileri ölüyor. Biz de öleceğiz. Şimdi genelde defnedilirken hepimizin şahit olduğu manzara kefenle birlikte defnediliyor.
Şimdi korona tedbirleri münasebetiyle tabutla birlikte defnediliyor. Ancak hiç kimse malını, mülkünü, efendim arsasını, bağını, bahçesini, dolarını, eurosunu, altını, gümüşünü kabre götürmüyor. Artık koysa da ne olacak? Vücudu da, bedeni de artık çürüyüp gidecek. Ancak ahirette yapmış olduğu amellerin karşılığını görmüş olacak. Dolayısıyla her ölen artık birkaç metrelik bir kefene sarılıyor ve ahirete böyle uğurlanıyor. Dolayısıyla kazanmış olduğumuz mal ölmeden önce Allah için verdiklerimizdir. Kazanmış olduğumuz mal, vermiş olduğumuz zekatlardır. Kazanmış olduğumuz sevaplar ya da sevineceğimiz bütün mallar, mülkler, sadaka, infak, komşuluk, akrabalık, yardımlaşma vesaire bütün bu çerçevede karşılıksız Allah rızası için vermiş olduklarımızdır. Yoksa vermiyoruz, cimrilik ediyoruz, azalır diyoruz, yaşımız 40 oluyor, 50 oluyor yine vermiyoruz, 60 oluyor daha fazla kazanalım diyoruz, 70 oluyor nerelere yatırım yaparsam kazanırım diyoruz, 80 oluyor bir türlü efendim arsamızdan, tarlamızdan, bankamızdaki paramızdan biraz efendim fedakarlık yapıp da ihtiyaç sahiplerine verelim vesaire falan diyemiyoruz ve gözümüz gibi malımızı koruyoruz. Peki öldükten sonra ne oluyor? O mal orada kalıyor. Bize de yaramıyor. Şimdi mirasçılara kalıyor. Mirasçılar ne yapacak onu? Bizim sakındığımız gibi saklayacağının, sakınacağının bir garantisi yok. Belki de haram yolda kullanacak. Haram yollara sevk edecek. Belki de günah işleyecek. Yani biz didiniyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz, yoruluyoruz, hasta oluyoruz, efendim ameliyatlar oluyoruz, sıkıntı çekiyoruz o malı mülkü kazanmak için. Hayattayken Allah yolunda onu kullanmıyoruz. Ama öldükten sonra mirasçılarımıza kalınca belki onlar günah işliyor, belki harama sevk ediyor, belki o mal onları günaha sevk ediyor. Bütün bunların sebebi de, müsebbibi de biz olmuş oluyoruz. Dolayısıyla yapacağımız iş, sevineceğimiz, mutlu olacağımız husus, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiği gibi, kişiye sevimli olan mal, mülk, önceden ahirete gönderdiğidir. Yoksa geride bırakıp da mirasçılara bıraktığımız, artık nasıl kullanılacağının bir garantisi olmadığından dolayı o yönde büyük bir sıkıntı var. Elbette mirasçılarımıza mal bırakacağız. Yani çoluk çocuğumuzu sefalet içerisinde bırakmayacağız. Onlara mal bırakıp mülk bırakacağız. Fakat elimizden geldiği kadar yapacağımız yatırım ahiret yatırımı olmalı. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi eli açık olan kullarından eylesin. Cömertlik ehli olanlardan eylesin. Cimrilikten Rabbimiz cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Şimdi bu konu çok fazla üzerinde durulan bir konu. Yani Allah için infak etme, verme, paylaşma konusu. Mesela Kur'an-ı Kerim'de وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَلَاسِ Yerlerin ve göklerin bütün mirası Allah'ındır. Şimdi her şey Allah'ın, bize ait değil. Allah diyor ki ben sana verdim diyor bu verdiklerimi. Onlardan bir parça sen de paylaş diyor, paylaşma. Çünkü Allah-u Teala karşılıksız verdi. Doğduk, malımız, mülkümüz, servetimiz, gözümüz, ağzımız, burnumuz, kolumuz, ayağımız, kulaklarımız vesaire. Baktığımız zaman nefes alıp veriyoruz. Bütün bu kainattaki nimetler hepsi Rabbimizin bizlere cömertçe ikram ettikleridir. İşte Rabbimiz bu cömertçe İkram etmek suretiyle bize öğrettiği de siz de cömert olun. Şimdi bakınız okuyacağımız bir hadis-i şerifte. Burada kısa bir bölüm, bir yarım satırlık bir bölüm alınmış. Bunun geniş olarak izah edildiği yine diğer hadis kitaplarında da var. Yani Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de yani Ehl-i Sünnet'in temel hadis kitaplarından Kütüb-i Sitte'nin adeta tamamında olan, mana itibariyle bütün hadis külliyatlarında olan çok önemli bir husus. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İttegun nara, ateşten kendinizi koruyun. Ateş derken cehennemden koruyun. Çünkü öleceğiz. Ahirette iki yol var. Cennet var, cehennem var.
İnsanlar artık ya cennete ya cehenneme girecekler. Tabii herkes cennete girmek ister. Cehenneme kimse girmek istemez. Neticede orası bir ceza yeridir. Kimse de ceza görmek istemez. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken bizleri uyarıyor. Kendinizi ateşten koruyun. Velev, yani Türkçeleşmiş bu. Velev ki bişik bir temratin, yarım bir hurma ile bile olsa sadaka vermek suretiyle kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Allahu Ekber. Yani yarım bir hurma ile bile demek ki insan kendisini cehennem ateşinden koruyabiliyor. O bir kalkan oluyor. Allahu Ekber. Yani Rabbimizin ne büyük bir rahmeti var, ne büyük bir şefkati var, ne büyük bir bağışlaması var, ne büyük bir arındırması var, ne büyük bir kulunu koruyup kollaması var. Yani bir yarım hurma nedir? İşte paylaşmanın ne büyük toplum içerisinde fayda sağlayacağını, paylaşmanın nasıl sevgiyi yayacağını, paylaşmanın nasıl bir kaynaşma meydana getireceği, paylaşmanın insanlar arasında birbirlerine sevgiyi, muhabbeti tesis edeceğini ve kaynaşmanın insanlar arasındaki kin ve nefreti söküp atacağının ne kadar güzel vesileleriydi burada görmüş oluyoruz. Yarım hurma ile bile olsa tasadduk etmek, Allah yolunda ihtiyaç sahibine vermek suretiyle kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Rabbimiz cümlemizi cömertlik ehli olanlardan eylesin. Şimdi bu okuduğumuz hadis-i şerifin biraz detaylı anlatılan şekli şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ki ahirette Allahu Teala herkes o gün mahşer gününde Allahu Teala herkesle konuşacak. Tercümansız konuşacak. Yani tercüman ya da dil konusu bize ait bir şey. Yani biz Türkçeyi biliriz, onun dışında bir başka dil bilmeyiz diyelim. Dünyada işte binlerce dili var ama bütün bu dillerin sahibi kim? Allah. Elbette bütün bu dilleri de, lisanları da, lehçeleri de her şeyi bilen Allah'tır. Yani burada ifade edilen, ey kul, ey Müslüman, ahirette sen Rabbinin huzurunda Allahu Teala seninle konuşacak. Yani Rabbinin huzuruna çıkacaksın. Bütün bu ya dünyada yaptıkların orada gözünün önüne gelsin. Mahcup olacağın işler yapma. Haram olan işler yapma. Çirkin olan işler yapma. Rabbin razı olmadığı işler yapma. Rabbin huzuruna çıkacaksın. Allah Celle Celaluhu seninle konuşacak. O halde Rabbin razı olduğu amelleri yap. Salih amelleri yap. Sevaplı işleri yap. İbadetleri yap. Cennetlerin aşık olduğu o güzel amelleri yap ki o gün orada sıkıntı çekmeyesin mesajı veriliyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki öldükten sonra mahşer günde Allahu Teala herkesle tercüman olmadan Rabbimiz konuşacak ve insanoğlu sağına bakacak. Niye bakacak sağına? Yani sağ bir sembol olarak da yaptığı hayırlı işler var mı? O gün mahşer alanı, artık cenneti de, cehennemi de, ahireti de, hesabı da her şeyi insan iliklerine kadar hissedecek. Çünkü bizatihi yaşayacak orada. Sağ tarafına bakacak ki dünyada yaptığım salih amellerim nelerdir, onları ümit edecek. Sol tarafına bakacak ki orada da dünyada yaptığı hayırsız işler, haram işler, günah işler var. Hep böyle hayırlı işler arayacak. Şimdi bakacak ön tarafına Sırat Köprüsü var. Şimdi artık böyle bir tarafta yaptığı iyi ameller, bir tarafta yaptığı kötü ameller, artık cehennemin üzerine Sırat Köprüsü de kurulmuş. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tabloyu, bu sahneyi bizlere sunduktan sonra buyurdular ki اِتَّقُنْ نَارَ وَلَوْ بِشَكْلِ تَمْرَةٍ yarım hurma ile bile olsa tasadduk etmek, sadaka vermek suretiyle kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Rabbimiz cümlemizi cennetlik ameller işleyip cennet ehli olanlardan eylesin. Cehennemlik amellerden ve cehennemden cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Şimdi bu Allah için paylaşma konusu Kur'an-ı Kerim'de çok fazla ifade edilen hususlardan, Efendimizin hayatında da çok fazla örneği olan, Efendimizin sık sık tavsiye ettiği ve sahabe-i kiramın da bu konuda muhteşem örnekler sergilediği çok önemli bir husustur. Dinin emridir. Zekat var, sadaka var, infak var, efendim fitre var,
fidye var, hediyeleşme var. Efendim insanların birbirine yardım etmesi, ikramda bulunması, yedirmesi, içirmesi var. Hepsi muhteşem bir sevap. Hocam bunların sevabı ne kadar? İşte ne dedik? Yarım bir hurma bile olsa cehennemden kendinizi koruyun diyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, küçücük bir parçanın, yani 50 kuruşluk bir yardımın bile kişiyi cehennem ateşinden koruyacak bir kalkana dönüştüğünü görmüş oluyoruz. Elhamdülillah. Hud min emvalihim sadakat. Şimdi ayet-i kerimede Rabbim buyurdu ki onların, o zenginlerin mallarından sadaka olarak al. Yani zekat al. Yani fakir, fukara, ihtiyaç sahipleri verilsin diye. Bu ayet-i kerime indiği zaman şimdi sahabe-i kiram böyle bir seferberliğe girişti. Hatta öyle ki ben de vereyim, ben de infak edeyim, ben de yardım edeyim, ben de sadaka vereyim, İslam ordusuna ben de destek olayım, muhtaç durumda olanlara ben de yardımcı olayım diye sahabe öyle bir seferberlik yaptı ki malı mülkü olmayan, bir şeyi olmayan sahabilerden bile bazıları gittiler amelelik yaptılar, sırtıyla yük taşıdılar. Yani kazandıkları neyse onlarla birlikte ben de bir sadaka vereyim, bu sevabı alayım diye gayret ettiler. Hatta bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir büyük bir sefer vardı. İhtiyaç da vardı. Yani Müslümanların silah ihtiyacı da, erzak ihtiyacı da vardı. Efendimiz yardım edin buyurunca bu sefer sahabi-i kiram bir yoğun gayret içerisine girince mesela orada fakir sahabilerden bazıları, yani nedir, malı mülkü az olanlar var. Gitti şöyle iki avuç hurma getirdi. Bu kadar. İki avuç hurma. Bu kadar getirdi. Bu sefer münafıklar var. Diliyle ben Müslümanım diyor, peygamberin arkasında namaz kılıyor ama peygamberin aleyhine çalışıyor. İşte onlara münafık diyoruz. Onlar bu sefer yani kalbiyle inanmamış, diliyle inanmış. Dalga geçmeye başladı. Şuna bak. Şunun getirdiğine bak. Yani bu iki avuç hurmaya Allah'ın ihtiyacım var. Böyle hafife alıyor. Şimdi bir başka sahabi de, diğer zengin sahabiler yüklüce getirdiler böyle. Böyle hatırı sayılır. Gördüğü zaman kişi maşallah, maşallah diyesi geliyor. Kocaman, büyük böyle bir infakta bulundular. Bu sefer o münafıklar şunlara bak. Gösteriş yapıyorlar. Riya yapıyorlar. İnsanlar ne cömert insan desinler diye yapıyorlar diye münafıklar dal geçmeye başladılar. Yani az getireni Allah'ın buna mı ihtiyacı var diye küçük görüyorlar. Çok getirende bu sefer gösteriş yapıyor diye eleştirmeye başlıyorlar. Yani münafıkları hangi hal üzere olursa olsun memnun edemeyiz. Biz demek ki insanlara bakmayacağız. Allah bizden razı mı? Allah bizden memnun mu? Allah bizi seviyor mu? Önemli olan budur. İşte Kur'an-ı Kerim'de de özellikle bu müminlerden durumu zayıf olanlar güçlerin yettiği kadar getirip efendim o zengin olanlar da fazla getirdiği zaman işte bütün bunları eleştirenler var ya, onlarla alay eden o münafıklar var ya, Tevbe Suresi 79. ayet-i kerimede bu hadise anlatılır. İşte Allah o Müslümanlarla alay edenleri maskaraya çevirmiştir. Ahirette de onlar için elem verici bir azap vardır diye tehdit de ediyor. Rabbimiz cümlemizi cömertlik ehli olanlardan eylesin. İnsanların dediğine değil, Allah'ın dediğine göre hareket eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.